Evet, gelelim 20. sorumuzun cevabına. Fenheksamit hangi bitki hastalığına karşı kullanılır? Fenheksamidi incelediğimizde görürüz ki arkadaşlar, kurşuni küfte, bitki hastalığı olan kurşuni küfte kullanılan bir üründür. Fenheksamit kurşuni küfte tamamen yok eden bir üründür. Ama mildiyo'da, küllemede ve karlekede fenheksamit kullanılmaz. Bu da bilgiyi ölçen, ayrıntılı bilgiyi gerektiren bir sorudur. 28. soruya bakalım. Aşağıdakiler hastalık etmenlerinden hangisi domateste mantarımsı kök çürüklüğü oluşturur? Phytophthora infestans, Peronospora parasitica, Pyronoceta lycopersici, Cladosporium lycopersici. Şimdi buradaki 28. sorunun cevabına baktığımızda C şıkkı olduğunu görürüz. Pyronoceta lycopersici. Evet, bu sorunun cevabı da bu şekilde. Nedenini ayrıntılı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız benim kitabımıza başvurmanızı rica ederim. 29. sorumuza bakalım. 29. sorumuzun cevabında yine şaşırtmacalı sorulmuş bir soru. Zeytin meyvesinin çekirdeğinde beslenerek zararlı olan zeytin güvesi aşağıdakilerden hangisidir? Sınavda birçok arkadaşımız bunu zeytin sineği anladığı için Dacus olea diye cevap vermişti. Halbuki zeytin güvesi sorulmaktadır. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Zeytin güvesinin aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Praise olea. B şıkkı zeytin güvesinin olduğunu belirtmektedir. Latince ismidir. Gördüğünüz gibi bol miktarda Latince sorular soruluyor ve sizin bilgi dağarcığınızı ölçmeye çalışıyor sınav yönetimi. 30. soruya geçelim. Ülkemizde sert çekirdekli meyvelerde görülen en önemli virüs hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? Biliyoruz ki sert çekirdekli meyveler erik ve kayısı gibi, şeftali gibi bitkilerdir. Bu bitkilerde de şarka virüsünü çok sık görmekteyiz. En önemli virüs şarka virüsüdür. Sert çekirdekli meyvelerde. O yüzden cevabımız C şık olacaktır. 30. sorunun cevabı C'dir. 31. soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi fındığın meyvesinde zararlıdır? Bu da ayrıntılı bilgi gerektiren bir sorudur arkadaşlar. Kursulio nucum A şıkkı cevabımız olacaktır. Ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız kitabımıza başvurmanızı rica ediyoruz. 32. soruya bakalım. Ceviz yapraklarında kurumalara ve meyvelerinde koyu lekelere neden olan fungal hastalık etmeni aşağıdakilerden hangisidir? Gymnosporangium fuscum diye bir başlamış. Gnomonia leptostyla diye devam ediyor. Buradaki bilgiyi ölçen bu sorunun cevabı B şıkkıdır. Gnomonia leptostyla olacaktır. Ayrıntıları kitabınızda görebilirsiniz. Sert çekirdekli meyvelerde Sclerotinia laxa ile kimyasal mücadele ne zaman yapılmalıdır? Bu da şaşırtmaca sorulmuş bir soru. Çok kişinin kafasını karıştıran ve olumsuz cevaplar verilen bir soru. Sorunun yanlış olduğu da düşünülüyor birçok arkadaş tarafından. Çünkü Sclerotinia laxa ile kimyasal mücadele ne zaman yapılmalıdır sorulmuş. Sert çekirdekli meyvelerde, kayısıda, şeftalide, erikte Sclerotinia laxa ile mücadele yapabilmek için çiçeklenme dönemini beklemek gerekir veya çiçek taç yapraklarının dökülmesini beklemek gerekir. %70-80 dökülmesi gerekir. O yüzden cevabımız A veya C olabilir diye düşündük. Gittik geldik iki cevap arasında. Ama sorumuzun cevabı ne olacaktır? Çiçeklenme dönemi olacaktır. Cevap kağıdında da bu cevabın bu şekilde olduğunu görebilirsiniz. 33. soruya bakalım. 33. sorunun cevabında C şıkkı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. 34. soruya bakalım. Aşağıda LD50 değeri verilen bitki koruma ürünlerinin hangisi toksikolojik bakımı daha az zehirlidir? Daha az zehirlidir. Evet. Şimdi letal doz değerleri en yüksek olan değerler en az zehirli olanlardı. Dolayısıyla baktığımız 3850 mg bölü kilogram olduğunu görmekteyiz. 34. sorunun cevabı D'dir. 35. soruya bakalım. Letal doz değerinin, LD50 değerinin birimi aşağıdaki hangisidir? Miligram bölü kilogram olduğunu artık herkes biliyor zaten. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. 36